Vaktınız hayırlı olsun sayın seyircilerimiz. Türkmen Uyudu kanalına herkese hayırlı vaktler diyerek gündem programına hoş geldiniz. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programımız ameliyat farzı kanun üzerine olacaktı. Ameliyat farzı kanun ne şekilde oldu? Ne bir çabaydan oldu ki Bağdat yönetimine ikna olundu Kerkük'te ve Musul olsun, diğer bölgeler olsun. Bu bölgelerde ameliyat yapılsın ki bazı mantıklar var gerek hükümet ittihadiyanın yönetimi altına, tekrar sultası altına dönmek için. Sayın seyircilerimiz, bugünkü ameliyat farzı kanunu ele almak için bugünkü misafirimiz Bedel Örgütü'nün Kuzey Bölge Sorumlusu Mehmet Mehdi Beyati Beyler. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olasın, teşekkürler. Sayın seyircilerimiz, programımıza başlamadan önce bir tekrarımız var, raporumuz var. Onu izleyip tekrar programımıza başlayacağız. Kerkük'te merkezi hükümetin kontrolünü sağlamak için Kerkük'e federal güçlerinin farklı teşkilatların girmesinin 3. yıl dönümü münasebetinden dolayı bugün Kerkük halkı tarafından büyük gösteri düzenledi. Muhammed Mehdi Bey adlı Bedir örgütünün Kuzey Bölge sorumlusu, düzenlenen gösteriye Kerkük'ün tüm etnik gruplarından binlerce vatandaş katıldı. Göstericiler Kerkük şehri Irak'ın bir parçası olduğunu ve diğer iller gibi federal hükümete bağlı olduğunu dile getirdiler. Birinci mesaj bu da bu Zikra Senevi'ye farz-ı kanun fi Kerkük. 2017'den ondan önce burada Kerkük'te çok oyunlar vardı. Kerkük İttihat Hükümeti'nde de girdi. Ve burada edebilemediğim hükümet merkezi yokuydu. Hükümet ayrı kimselindeydi. Bir neçe parti halindeydi, hizb halindeydi. Ve bu 3-4 yılda millet edebilemediğim o ezmeden çıktılar. Milletin de ihsas ederler burada emin var, insana ihtiram var. Çıkıblar. Birinci şey o tadahır yani. Bugün Kerkük'te milletin gördüsünce binlerce yığışıptı. Bir risale verir millet. Kerkük dönmez eski murabba hiçbir zaman. Millet her zaman kuvvetlendi, haşittendi, zelemliyedendi, fardıl kanunlandı. Bugün bu millet bütün kavmiyetten çıkıplar haşlı ve bütün fazla olan Kerkük'e döndüren kanun da şeyden dönemde. İnşallah her zaman böyle kalır inşallah milletin. Görsünüz bana maşallah binlerce hazır olublar. Dostum Kerkük milleti en cevval bir milletti. Türkmeni, Arabi, Kürdü. Ve bir, bu büyük bir ispat edir. Biz Kerkük'te haşitsiz hiçik. Haşit belimizdi. Öte yandan Bedir örgütünün Kuzey Bölge Sorumlusu Muhammed Mehdi Beyatlı, terör örgütüne karşı kahramanca savaşan ve topraklarımızı koruyan Haşit el-Şabi, güçlerine karşı kimsenin konuşmasını veya suçlamasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Bundan neçe gün önce Hoşer Zabar Haşli üzerine bir konusu vardı. Haşli intikad etmeği ve bir ibaretten ki hiç kimse bunu kabul etmeyecekti. İmanımız var bizim. Hasen Kerkük milletin buna imanı var. Türkmen milletin daha fazla imanı var. Tilafer de olsun, Duz da olsun, Amr da olsun, Kerkük de olsun. Eğer haç da olmayaydı biz hala Daesh'in el altındaydık. Ve Daesh'in kanşarında bu insanlar binlerce şehitler verdiler. Kan töküldü. Irak'ın bütün yerinde haçın kan töküldü. Ona göre kabul etmeyiz biz. Hoşer Zebari ve gayr Hoşer Zebari bu kuvvetin üstüne, haçın üstüne selaçsın. Seyircilerimiz gördüğünüz gibi bugün mesirenin sonuna geldik. Katıldı özne Kürt, Türkmen, Arap. Türkmen TV, Ali Nadir, Kerkük. Sayın seyircilerimiz, programımıza tekrar hoş geldiniz. O programımız devam edecekti. Mehmet Bey, ilk önce başlayan sizden ameliyat farzı kanun. Ameliyat farzı kanun esasen mantıkaya ne getirdi? Bir onu alalım sizden. Ameliyat farzı kanun neydi? Ve milleti hardan hara getirdi? Bismillahirrahmanirrahim. Çok sağ olsun Irak Türkmen Televizyonu. Ve sizler de ve bu televizyona bakanlar da siz de sağ olsunlar. Sağ Cenab-ı biz bilirsiniz, biz Kerkük'te yaşıyorduk ve Kerkük milleti yani Türkmen olsun, Arap olsun,
barbarlıkla burada çok yanlışlar yapıldı. Edebilirim diyeyim, Kerkük'den Erbil burada Sibak edirlerine burada kontrol etsinler, sayıtar etsinler. Peşmerge kuvveti dolmuş idi buranı. 3 lüva, 4 lüva, 5 lüva. Asayiş var idi. Erbil asayişi, Süleyman asayişi. Vali de aynen o hizibden, o muhvardan. Biz burada hassas etmiyorduk. Kerkük, İttihadi hükmede bağlıdır. Çok yanlışlıklar vardı, çok hayretler vardı. Tekraren biz bu yanlışlıkları mübaşereten özlere diyorduk. Merkezi hükümete diyorduk. Devlete diyorduk, parlamaya diyorduk. Hiç kimse bize bir geçerli bir şekilde ulaşmadı. Yani. 2014 geldi. 2014'de takılan edebilirlik yakın muadele de şimdi daha. DAEŞ meydana geldi. Musul aldı, Salahaddin'i aldı. Bizim mantıklarda Beşir'i aldı, Havcan'ı aldı. Kerkük'ün takımın bir rübü DAEŞ anında kaldı. Muadele de şimdi o peşmerge ki burada var idi. İstediler Türkmen Arap başına ağa olsunlar. İnebilmedi DAEŞ'in kanşağında, ne Beşir'de, ne Tavuk'un etrafında, ne Havuca'da, ne Beşir'de. O kadar ki kalamadı, kalamadı. Alkan şu anda dursunlar ve bu milletlere yardım etsinler yani. Ve bu mantıklardan bizim arvat, uşak, gençler gittiler. Düz hurmattan yüzlerce insan, Emre'den yüzlerce insan, Beşir'den yüzlerce insanları gittiler. Ve bunlar Türkmen demişti, daha şeylerden düşmürdüler. Hatta Kerkük'ün bir bölgede gitti. Ha, seyitlerden aynı Türkmen'le Arap üzerine. Yani. Ve o vakit başbakanla selaşındı. Bir inne haniyen ameliyat var, savaş var. Irak'ın çok bölgeleri gidipti. Türkmen içinde, Arap içinde bir sıkıntılar var. Bunlardan barbar. Emirli döndü, Beşir döndü, vakalan mantıklarda, Havuca da döndü. Bizim her sıkıntımız kalıptı. Çünkü Kerkük'de de DAEŞ'in tamam ameli irhabisi var idi. Ama vali dövüldü DAEŞ burada. Yani polis dövüldü burada. Burada polis, vali, vakalan teşkilat, burada hepsi Kürt partilerindeydi yani. Haşit mesela şimdi takriben edebildiler haştakiler Hadil Amr olsun, merhum Abu Mehdi olsun ve kalan kıyadılar Haşit'te edebildiler Haydar Ebadını kanaysınlar. Burada bir fardul kanun olsun. Yani kital olmaz. Fardul kanun. Kital DAEŞ'ten, düşman mübaşşar eten yani. Ama burada bir fardul kanun olsun. Mesela şimdi de yani Kürtlerden biz kastım hükümet selaştı. Bel. Hükümetin temsilcileri selaştılar yani. Biz kuvvetten geleceğiz bu. Ve her kim de bizim karşımıza çıktı hesap ederek DAEŞ'le vurur. Düşmandır. Devlet iradesini istir koysun memlekete. Devlet ki kanuna göre, düstura göre bu muhafaza içinde problem var, müşküle var. Bazı bunu anladı, bazı anlamadı. Bazı parti anladı, bazı parti ister ayrı şekil alsın. İsterle temedüdler daha mı ondan fazla olsun? Dönsünler İncan'a kadar eskiden daha fazla dönsünler yani. Bir tane bir karar alındı. Beşir bitenden sonra, Havuca bitenden sonra. Gerek gün Kerkük'de huzur tapısı. Irak gücü, İttihadiyenin gücü burada, merkezi hükümetin gücü burada olsun yani. Fiilen o kital olmadı yani. Bazı yerlerde ateş açıldı ama bitti yani. İnsihab eden insihab etti, kalan kaldı ve bir şey olmadı. Ama hükümet merkezi hazır oldu burada. Vali gitti, valinin yardımcısı Arap kardeşlerden Ustad Rakan Cumhur'u kaldı. Kederke, polis idarası ve kalan yerde hiç kimse bir şey kalmadı buradan. İki partinin ikisinden olan da kavadırlar kimse kalmadı. O günden bir güne kadar idariyen bunlar hapsi bu
problemler tertip olundu. Hamdolsun 3 ildi biz bu ezme dek şimdi ben deyim Kerkük'ün ezmesi bitti. Asıl Kerkük'ün ezmesi hele kalmalıydı yani. Burada ben Türkmen milletine derim. İtibarında sizi Türkmen diliceydi bu soruşmamız, konuşmamız. Türkmen milletine ben bu mesajı veririm. Tamam hükümeti merkeziye fardı kanun etti burada bütün şeydi. Ama bu Kerkük'ün her müşkülesini %100 halletmedi. Neyse bir hal ister çarçuk müşkülesi. Ben diyorum bunu sana. Bir vakit hükümet var. Çok kere hükümet işini görmez. Çünkü o hükümet parlamentodan imbitak edip çıkıp burada hükümet var. Reaset Cumhuriye var. Parlamento var ve mahkeme var yani. Ben diyorum özlerine Kerkük'ün ezmesi hele kalıp. 140. madde ihtimal bu bir baş ağrı kadar milletimiz için. Çünkü o arkadaşlar ki edebildiler Amerikalıların yardımcısıyla, İngilizlerin, Britanların yardımcısıyla edebildiler 140. maddenin girsinler anayasaya. Edebildiler. Maalesef. Yani bu da bir sıkıntıdır ve bu da bir acı bir sözdü. Arap sünü kıyadeleri ve Arap şairlerin kıyadelerini edebildiler. Kan etsinler av tehdit etsinler. Güzel. O madde girdi. Her o madde kalıptı. Tamam biz diyoruz. Bizden Araplar o madde bitti. 31-12-2007'de bu bitti. Ama indiye kadar yaz kalmadı. Ama indiye kadar bir resmi kanuni bir şey yoktu. Gerek parlamentumuna karar alsın. İndiki bunu almayıptı. Rağmen ekseriye o parlamentoda Araplardılar ama indik mi almıyorlar yani. Güzel. Ne de edebildi mahkeme buna bir indiye kadar bir rayı versin mahkeme ittihadiye yani. Az bir sebep neydi kimse yani bu karar almıyor. Böyle bir hassas mevzuatı da. 13 mendirem almazlar. Siyasi mevzu var o hükümet siyasilerden teşkil olunuptu. Geçen hükümetler olsun ve hasan bu hükümette aynı böyle. Biz millete bunu diyoruz yani. O bir gün o tezahüratı da sen gördün ve bütün vatandaşlar gördüler öyle. Buna diyorlar rikabe şa'biye. Hükümet işine kalkmasa, devlet işine kalkmasa, cumhurbaşkan işine kalkmasa millet var. Diri milletler bu şekiller. Ölü milletler teslim olurlar. Ve Bağdat'ta olsun, o Kerkük'te bir gün gördüğünüz bu üçüncü ilin münasebetiyle bir gün millet çıktılar. Cedde'ye çıktılar. Sözlerini dediler yani. Ve gereğinde bu şekilde rikaba kalsın. Eğer parlamento işini bilmedi, vazifesini bilmedi, hükümeti bilmedi, cumhurbaşkanı bilmedi, millet ölmeyip. O millet bunları intikab ettiler, gereken çıksın. Ne Cedde'ye desin, ne bu galet bir siyasetti, yanlış bir siyasetti. Ve biz bu siyaseti kabul etmiyoruz. Ve gereğinde bu madde 140, ama buna benzeyen maddeki milletin vücudundan, milletin hukukundan difa etmiyoruz. Gereken çıksınlar. Millet lağvesin bu maddeni. Neydi? Bu muzaharalar aynı vakitte Sincar'da da oldu. Sincar halkı bir muzahara etti. Bu 140. madde zıtına, orada ittifak emni üzerine, ittifaki olduğu iklimden hoşmut üzerine. Eydi bugün ne bir çalışma olsun gene biz makiyet olalım bu ameliyat farzı kanunu açı olan içinde alınan haklar en azından devletin yönetimine aldı, devletin kıyadası altına girdi memleket. Valla bir kur salaha, her devrenin bir şekli var yani. Mesela Malik'in devleti Haydar Ebad'ın devletinden fark eder. Belki. Haydar Ebad'ın devleti Adil Abdülmehdi'nden fark eder. Mustafa Kalım'ın devleti o devletlerin hapsından fark eder yani. Onun için ben ne isterim milletin karına korku salım ne de isterim gittiğim üzerine gidin dünyatım bütün müşkülümüz halloldu. İster her vakit sahada olalım biz. Yani gafil olmayalım yani. Güzel. Yani gördü Sincar'ın kadıyası bir günde yatmış idik biz tevkı oldu imza olundu. Ama şey diyor ki hükümet istediği şey olsun. Ama bugün millet var. Millet sözünü diye Sincar milleti gereken desin. Tamam parlamento var, onların da naibleri var. Tamam hükümet var. Ama bir asker hükümet benim
hukukum müraat etmese, hükmet benim şuurum müraat etmese, hükmet benim hak hukukum müraat etmese, gerek çıkın meydanı diyeyim ben bunu kabul etmeyeceğim yani. Ona göre bu devre o için sıkıntılı var. Ve ben bunu öz kendi başıma görürüm, bu sıkıntılı var. Sincar alamatı bize göre bir kırmızı alamat. Ve gerek Kerkük'de bunu iyi okuyalım. Kerkük'ün nümabları, Kerkük'ün şahsiyetleri, Yöves Kerkük, Tuz Hürmatı da, Emirli de bunlar hepsi başımadılar mı? Tavuk milleti, teze milleti. Tavuk etmesine bu müşküle bas Kerkük başınadı. Yani Tuz Hürmatı gelsin yatsın, Emirli gelsin yatsın. Hapımızın üzerindeydi. Hapımız da bunu tecrübe ettik. 2003'ten 2017'ye kadar bu sıkıntıları hapımız çektik biz. Eğer olsaydı bu madde 140 tatbik olsa, onda halimiz ne olur? Ve hiç her yoldan biz gerekim bu tasarlığı kabul etmeyelim. Biz istiyoruz Kürt kardeşler haklarını alsınlar, vücudlarına ihtiram olsun, Türkmen'in de vücuduna ihtiram olsun, Arap'ın da vücuduna ihtiram olsun. Eğer Kürt benim vücuduma ihtiram etmese, ben de vücuduna ihtiram etmem. Aynı vakitte yaşamak özleyen keskin olur ve olmaz. Arablar gelegen hem Türkmen'in hem Kürt'ün vücuduna ihtiram etsinler, ihtiram etmeseler. Özlerinde vücudlarına ihtiram olmaz, özlerinde vücudları istikrar etmez yani. Bu maadeleyle biz edebilirlik. Kerkük'de ve Manatak mütenazi'de Duz olsun, Emirli olsun, Tavuk olsun ve Sincar olsun, her mantık olursa olsun. Lasyama anayasada kanunlar da bunu değil. Yani Kürdistan 2003'e kadar ne var idi elinde onlar kalırlar. Bugüne kadar her bir şey yoktu. Madde 140 olmayıp, tatbik olmayıp. Ama gördük biz nancana işler oldu. Bu 14-15 yıl içinde Türkmen milletine ve Arap milletine yüzlerce zararlar verildi. Ve yüzlerce biz gençlerimizi elden verdik önce. Yüzlerce masalihlerimiz ve yüzlerce sıkıntılar bizim şey yapıldı bu mantıklarda. Ey dostlar yani aslında biz bu kadar kütle siyasi olsun, hükümet olsun. Bu ameliyat farzı kanun bir büyük bir meksebiydi. Hükümet için ve devlet için. Yani burada bizim Kerkük'teki bir yerde neft kuyuları vardı. Onlar sayıtaralarına geçti. Neft şirketi sayıtaralarına geçti. Burada büyük tevlid karabı olsun. Musul'da aynen. Ve bu mantıka zengin mantıkadı. Eydi siz yani bunlar bu haktan bir daha devletin hakkından bir daha tenazat verirler. Bir şekilde bir de geçsinlerlerden bir de aynı o sıkıntılar başlasın. Bazı kere tehdit olurdu hükümet. Nefti durutmaktan Kerkük'ün neftini bazı kere başka oyunlar olurdu neft üzerine. Bu sıkıntılar kalıptı. Bas. Aynı vakitte edebilirim ben bunu dediğim. Evvel bir kuvvet yokuydu. 2014'ün sonunda bir yenge kuvvet meydana geldi. Bir yenge bir güç geldi. O da Haşid gücüydü yani. Ben. Haşid gücü de bütün yerde var. Bir vakit dedik peşmerge var. Peşmerge altında silahı var. Daesh var, Daesh'in silahı var, Kanşarlarında kimse yoktu. Var, asker var, Şurta İttihadiye var. Ama onlar da bir muamereyden, bir oyunlardan zayıf ettiler. Daha o kuvvetler edebilmediler. Musul'dan iyi bir şekilde defa etsinler. Duz'dan iyi bir şekilde defa etsinler. Tikrit'ten iyi bir şekilde, Ambar'dan iyi bir şekilde defa etsinler. Bir inhiyar oldular yani. Haşid'in vücudu, doğumu maadilen kat'an da akışı yani. Ve bir gün millet yani güvensin yani. Bizim 2014'ten bu yüzden bir güç geldi. Bir destek geldi bize. Ve bu desteğin de hesap kitabı var yani. Yani Kerkük'ün etrafında 3-4 lova var. Haşid mal. Şurta tahadiye de var. Ben. Haşid'den selamlaştım. Şu aşağı bir milli bir gücdü. Yani millete yakın bir gücdü yani. Milletin içinden doğan bir gücdü. Milletin içinden doğan bir gücdü yani. Ona göre mukabil bunun hesabını görür yani. Ve tamam bu güç irtibatı var Kadir Amkatı Musallahay'dan. Aynı vakitte de bu bizim akidemizden, Irak'ın birliğinden. Ben tevkü etmem hiçbir reis hükümet, her kim olursa olsun, gelsin bir karar alsın, Kürdistan'la
bozsun, alakasını harap etsin yani. Ama Haşid meydana gelende bu hasta Haşid'in boyuna kaldı, koy kalsın. Haşid korkmur. Haşid kimseden korkmayacağı. Koy Haşid'in boyuna kalsın. Haşid kabul etmir. Haşid'in imtidat cemaatisi kabul etmir ki erkek oyunlar olsun özünde. Musul olsun ve Sincar olsun. Daireler çıktı bir anlamı. Haşid Sincar'dan geri döndü. Yok. Ya 500 metre ya 100 metre geri döndü yani. Aynı yerinde kalıptı yani. Hatta ayrı kuvvet gelsin onlardan barı olsunlar yani. İnanmıyorum daha innen bela o oyunlar olsun. Bu bir güç. İkinci güç eğer biz meydanda kalsak hükümetin ettiği işleri iyi bir şekilde murakabet etsek tazahürattan, itisamattan tavakka ederim. Bu da muadilendir. Ama haşit vacibini görmezsin. Hükümet vacibini görmezsin. Biz milletler de bakalım, hükümet bizim için eder. Rekabe şaibiyeden uzak olalım. Mukabil her kim ise hedefine ulaşar ve bizim için büyük büyük meşakil ederler. Ve aynı vakitte de milletimizin, ben hasaten milletvekillerine bunu derim. Tamam 3 tane adlar, 4 tane adlar, 5 tane adlar, 380'e göre çok azdılar. Ama aynı vakitte edebilirler. Kalan kütlelerden bir tanesi korunsun. Fetih varsa, kanun varsa ve kalan kütlelerden beraber hiçbir vakit ancak bu ömürlerinden kalıpsa hüsküt olmasınlar. Hasaten o 140. madde egesi sıra tatbik etsinler ve hasaten ege onun içinde de bir göz yumma da varsa hükümet tarafından gerek gözleri açık olsun. Biz böyle anladık 140. maddenin temfidi ve tatbik olmağı yani daha kerküktü, düzdü, incenadı bunlar hapsi daha kalmadı da hapsi iklim kursuna tabi olur yani. Haydi sizce bu maddesi kurku vasıtasından ameliyat farzı kanun şeyini bitirer, doğrunu bitirerler, bitirebilirler? Birbiriyden alakası var tabi. Eğer Haydar İbadan'ın hükümeti göz yumsaydı farzı kanun olmasaydı. Yani ben, bunları bana seslerimi verdi, ben başbakan oldum. Siyasi bir görüşmek olsaydı bunda, o olmazdı yani. Tamam. Kat'an hiçbir hükümetler, yani Malik'in hükümeti olsun, iki devre, Haydar İbadi olsun ve Adil olsun. Hiçbirisi bunların edebilmediler. 143. madden tenfidesine gereken 2007'den bu tenfid olaydı yani. Hatta ondan da evvel 58. madden işi. Çünkü Irak içinde bir ihtilaf var üzerine. Irak içinde bir ittifak yoktu, ihtilaf yoktu. Yalgız Kürtan diri, Akrim Kürtan diri bari bu 143. madden tatbik olsun. Ama bunu Araplerin çok istemiri, Araplar diyenden bir şey asın mı? Şebekler istemiri bunu, Yezidiler istemiri bunu, Necef istemiri, Kerbela istemiri, Basra istemiri, bu hesaplardan uzak olmayalım. İyi bu irade benize farz oldu, hükümet üzerine. Madem bu kadar yo, madde, kutlu. Madde anayasaya geçti ama farz olmayıp, nefes farz olmayıp, nekim kerkü kerküydü, duzda duzdu. Tamam zahmetler çaktık, tamam şehitler verdik. Tamam kaideye yol verildi, gelin Türkmen milletinden öldürün. Tamam DAEŞ'e yol verildi, tamam peşmergen sahabe etti, buyurun gelin. Bunlar hapse oldular. Ama bu lahzaya kadar, ki 2007'den bugüne kadar kerkük kerküktü. O delil de bu da Sincar da Sincar'dı ve aynı vakitte Duz'da ve Amir'de yerinde kalır bir şey olmuyordu yani. Bu hiç imkanı yoktu. 14 yıl, 15 yıl içinde tatbik olmadı, inan ben daha tatbik olsun. İyi, nece bir harak siyasistler bu ki, bir de o kütel siyasiyeni canlandırsınlar ki özlerine getirsinler. Bir de böyle bir taharruk var. Haliyen Sincar'da bu tevki oldu. Ne zamanat var bir günde aynı kalkmak çarçuk'tan Duz Amirli diyalo üzerine tevki. Tevki'den bir belgeyden bir şey olmaz. çok hükümetler, hastan bizim nizam siyasimiz nizam demokratidir yani. Bir günde yalgız ne Cumhurbaşkanı ne de bakanlık yalgız başına edebilmezler bir şey fercesinden millet üzerine yani. Yani millet var. Hükümetler gittiler. Ya bes Irak'ta gittiler hükümetler. Bütün yerde. Yani adamlar o şuyuklar ve reisler Saddam, Üdey, Kusay bilmem Libya'da ve Tunus'ta, Mıgırb'da bütün yerde gittiler. Şimdi zamanın milletlerin günleri geldi.
Milletlerin zamanında daha o hükümetlerin edebilmezde bir şey farz etti. Eğer milletimiz var ise, ona göre bu bir iş ister. Milletten iş ister. Çünkü biz edebilmek bütün millete parağın bağlıdır. Bəli. Edebilir deyelim bizim 4-5 şeyimiz var, milletvekillerimiz var. Baba gidin bizim şey. Hakkımızdan, hukumuzdan defa eləyin. Ama burada kalanlar, aşiret sahibleri, müthakkaflar, talebeler, muvazzaflar, millet, genç, arvad, bacı. Yəqin bu thakafattan çabal yağın, yəqin Kerkük. Tamam indi bizim merkezde müşkülü var. Ama əhvandı. Biz hükümet merkezden kalmağımız çok içinde imtiyaz var ve fayda var. Eklimle olduğumuz biz tecrübe ettik o zaman. Duz da bunu tecrübe etti, Kerkük da bunu tecrübe etti. Tamam resmi bir şekilde bağlanmadı. 2003'ten 4'ten ta 2017'ye kadar. Ama bunların şeylerini gördük. Faşil bir tecrübeydi. Ben nasıl giderim bir faşil bir tecrübeye? Ben giderim bir merkezi hükümetten kalmam. Hatta o galet tecrübelerle daha bir de geçmiyor. Ey dostat, o dönemde döndük biz 2003'ten 2017'ye kadar. O dönemde mantıkada asayiş var idi. Ama onun yanında peşmerge var idi. Ama Kerkük'ün de özünün de aynı vaxt istihbaratı vardı, emni var idi, şurtası var idi. Bu kuvvetin neden doğru durduruldu? Yani tecmid ettiler özlerin, bəs doğru müessisat hizbiyeye verildi. Yani bir de bunları kim icazanı verdi ki bu şekilde çalıştılar? Vallahi idi, burada vali muhafız özü hakim idi yani. O hükümet merkeziyle yazırdı, itiraf etmirdi. Parlamanın kararına itiraf etmirdi. Burada emir edirdi, polise emir edirdi, davarlara emir edirdi. O silahlardan, bu gücden, o peşmergeyden tutmuşlar. Ben bu Kerkük'ün hükümet merkezlerinin alakası yoktu bu muhafızayla. İyiydi. Bugün geçsek ameliyat fardıl kanunu oldu bir şekilde. Türkmenler ne fayda gördüler bu ameliyat fardıl kanunu? Türkmenler, Araplar, hatta bazı Kürtler de fayda gördüler. Çünkü bak, biz şimdi peşmerge deyirik. Bəli. Kanunda da peşmerge adı var. Yani düsturumuzda, anayasada var. Ama vakaya gelende o peşmerge Şurtal İttihadiye kimindi, yoksa Irak Ceşi kimindi, yoksa Haşit kimindi? Vakaya gelende bakanında peşmerge iki hizbindi. Yani partiden yeketirindi yani. Bəli. Ona göre biz peşmerge görmedik vatanı bir peşmerge. Eğer vatanı peşmerge olsaydı, gereken bu peşmerge gereydi ambarda da defa edeydi Irak'tan. Salah haddinde de, Tikrit'te de. Bir de buraya gelmeleri gayr kanunu. Kerkük'de olmaları gayr kanunu. Asayişin de burada olmaları gayr kanunu yani. Ama Süleyman'da Erbil'de olmaları kanunu. Çünkü anayasadır bu kuvvetler orada hazır olsunlar. Yani orada da bir işgal var. Gereken hükümet iklim Kürdistan bir kuvvet kursun adı kuvvet peşmerge içinde parti olmaz. Ama maalesef hükümetlerimiz kul salaha bunda mukassırdılar yani. Çok taksir ettiler yani. Yani burada Türkmen'le Arap'la ayrı bir şekilde tasarruf ettiler. Bilmakabil indiye kadar öz işlerinden diyorlar peşmergenin içinde olan rütbe. Nişan, derece olan rütbeler Sinc yaşında yoktu. Bunlar hapsi para aldılar yani. Tamam. Ona göre bunda taksir var idi ve gereken gelen günlerde yani netçe mehvarda gerek çabalanılsın. Türkmen naibleri bir şekilde tensik olunsun. Arap naibleriyden barbar. Onların da bizimden incikler. Daha bizden fazlaydı bu illerde boyunca. Anasar gidelim. Qadatil kütelden oturalım. Biz Kerkük'de istedik yaşayalım. İstemirik da olsun kimseyden. Biz geçen merhale geçirdik. Burada milletimiz esir idi bu peşmergenlinde kimse çabalaya bilmirdi burada. Ve bu şekil işler gelen günlerde ihtiyaç var. Çok umut kalmayan gün bizim şahallesin. Çok çok milletlerimiz tekdir olup damağı. Bir gün geldi eyyolar. O gün hemen korkuram ben o gün. Yani sen de bunu buyurdun. Bir kere gözümü açtık yumduk. Yattık, kalktık, baktık Sincar'da bir varaka imzalanıptı, bir 15 tavuk var arasında. O günü beklemeyelim. Gerek bir günden çabalansın. Ve hasaten Türkmen yerlerinde haliyen üzerine bir büyük bir muamara var. Türkmen yerler Kerkük'de, Türkmen yerler Duz'da, Türkmen yerler bütün yerde. Büyük bir muamara var. Çoğu yerleri döndü Türkmen mukatası 39 olsun, 63 olsun, 37 olsun döndürmediler özünü.
Sebebi de budur. Bir Kurs Sarahı bize cevap verdiler Peşmerge Burdalı'nda. Bu yerler dönse Türkmen'e, iden daha Kürt Kerkük'de ekteriye deyik. Akaliyet olalım biz. Niçin? Çünkü bu yerler tavzi olar, herkes yapar. Availler araçlananlar, arvad olmayan arvadalar, ihtimal olan da daha fazla alar, uşağı olar. Manası daha biz ekteriyet deyik yani. Bize sarahattan bunlar dediler. Bu yerlerin üzerine bir günde aynı gene muamara var. İslam milletvekillerinden ve partilerden ve siyasilerimizden, Türkmen siyasilerinden ki bu kadıyan kaşağında dursunlar ve kuvvettan ve gücden de dursunlar yani. Peki bunu mevzuya girdik, yerler mevzuana. Bakırık son dönemde hükümet olsun, devairler olsun, sadece Türkmen mantıkaları için yapıldı o mantıkalar. Onlar mutalebe olun haliyen devlet istiyorları. Peki o bir bölgeler devletin yerine geldi yapıldı, onların hiç mutalebe olmuyor. Acaba olan herak siyasileri kuvvetliydi, bizim yoktu. Ben konuştum dedim bu adı muamaradı yani. Ben dedim Türkmen üzerine muamara var. Yöbeskürt'ten var, Amerika'dan var, İsrail'den var, Suudiye'den var Türkmen üzerine muamara. Irak'ın içinde hainlerden muamara var. Bu muamaların kanşağında gerekim biz bir söz birliği dağın bu yerler. Yani sen, ben sözce katılım %100 yani. Sen kendi bakanday mesela Saytara yani. Tezde yol o yerler buradan gelende Saytara'nın soğulu olur. Bale. Onlar da aynı devlet yerlerde Arabiler hapsini yaptılar. Kimsatların getirmiş. Şorav Uzat-ı Nafat ve Uzat-ı Difa yeriydi. Hapsi yapıldık, kimsatların getirmiyor. Feylek aynen kezalik, başka mantıkalar. Kezalik, biz gelendik Türkmen mantıkalarını, ben derim sana Türkmen mantıkaları, bu yerleri münazaat döndürmedi, özlerinindi. Bunların sahipleri var, bir sahiplerini tanırız kimde bunlar yani. Yani hassi evini bunlar tanırız biz kimlerde bunlar yani. Ona göre biz bu yerlerden giderek difa edelim. Hem kanun yoluyla hem de hükümete icbar edelim, tazahürattan milletimiz gerekiyor, yok olsun. Kimse demesin bu zaman, aynı Saddam zaman kimin Türkmenlerimizden tisinde, Tezde'den, Beşir'den apardılar. Kalkın, yok. Hele men aparmayıblar. Men aparsalar Allah kerem. Hapsını apardılar da edam etti, bir şey de olmadı. Yerler kabiyası aynandı. Ben kulağımla necdirem, bu filanların yerde bizimle alakamız var. Kadıya, yer kabiyası alakası yoktu filanlardan yani. Seni eğer yeriden defa edebilmişse, Türkmen yeriydi bu. Eğer bu yerden defa etmeseydi, manası sen milletiye neyi defa etmedi? Çünkü vasıf gelende, muvatana gelende, muvatana neydi manası? Yer kadiyası içinde tarh olun yani. Fekalakin bu yerlerden ve bu zirai yerlerden ve bu şeyden milletimiz avvalan, anasal milletvekilen ama partilerden beraber. Partiler de gelsin de baksın, nişi biz bugün dayık yani. İş ma'na bes Türkmen'in yerleri bu şey muamara içindeydi. Niçin ne Kürt yerler ne de Arap yaptıkları bunun içinde diyor ki. Fakat bu manası bir muamaraydı. Bu muamaraya gerek anı yakın. Nişi ve ona göre gereken işliyor zaten. Yani. Peki şimdi bu kadar maşallah partilerimiz var, televizyonlarımız var, siyasilerimiz var, parlamentlerimiz vardı. Peki nişi bunun üzerinde bir harak olmak, yani muhat, birlikte bir hareket olmadığını için ki gedisini ilk önce validen başlansın, başbakandan başlansın, bakanlardan tek tek görüşsün ki bu mantıkalar istedir. Tamam ben buranı istem, burada sen yer edin, buranı hiç istemsen. Bunlar konuşulur mu? Yani ben demiyorum işlenmedi yani. bu devrede olan milletvekilleri işlediler. Ondan evvelkiler de işlediler. Bizim devremizde işlediler. Partiler de işlediler. Aşkaslar da işlediler. Yani anlayabildim mi? Ben. Yani bir askere siyasilerde yalnız işlediler. Hatta imtiyaz olsun, siyasi imtiyaz şahıs yani. Yani bir gün seçim oranında desin, ben tisim milletim, ben yerlerce ben dün derdim. Güzel. Parti bir askere, bir parti çabalımında. Aynı parti desin seçimde tisim milleti, sayıda milleti ve kalan şey, bu yerleri biz döndürdük sizin için. Biz hafızettik o daşı. Bunlar bir netice vermedi. Tamam, tecil olundu, zakt olundu, bir şey olmadı ama bir günlerde ben eşlerim gene Ataha Hamzal'ın 703 ev kitap gelip ve mahkeme karar attı. Yöbes evlerci yıkarık. Evlerci yıkarık ve aynı vakitte yıkmak parası aldık sizden. Saddam uğrardı, idam ederdi Gille'den Türkmenleri. Anasır Gille parasını alardı. Bu bir büyük ihanatı Türkmen'e.
Eğer bizim milletimiz bu yerlere mütecavüzsa, ben de burada konuşurum. Derim, biz Türkmen milleti, efendi milletik. Kimsenin yerine tecavüz etmeli, hükümet olsun ya gayr hükümet olsun. Ama bu yerler Türkmenlerinsa, bir muamele oldu Türkmen üzerine, heyet-i münazaat-i mülkiye, kadılar bir yerlere döndürmediler, o bize birliğin işi yok. Gene götürelim kapımız, her ne hilafatımız olsa yan koyalım. Bütün işlerden mukaddes iş bu. Oturalım yerde, avraklarımız getirelim. Milletimize diyelim, hazırlanın, biz yarışızdan eleyin. Çıkak gidelim reis cumhur yanına, gidelim başbakan yanına, gidelim parlamana gidelim diyelim. Baba buyurun, bu avrak da var. Bundan da öyle avamir var. Meclis-i muhafaza karar alıptı, eski meclis muhafaza. Ben bir yerler gereken abişkit kalsın da sahablarına dönsün. Ama maalesef bunu işleden var, çabaladan var. Ve bu muamelede işleyenler var ki koymuyorlar Türkman. Bu yerler dönsün. Ve bu dakikaya kadar biz birlik o taraflarda kim desinler Türkmenler bir hedefe alışmasınlar. Eydi, bugünden böyle yani bir çağrıda bulunduğumuz, davet ettiğimiz partilere gelin, oturun, parlamentlere. Her vakit biz deyirik. Sizi televizyon bu Berneme Cöy'den biz davet ediyoruz. Bedir diye, Türkmen diye, cisim milleti diye ve kalan milletlerin dilinden selaşırız bu mantıkları. Diyerek ihtilaf bütün yerde var kardeşler yani. Partiler olsun ama milletvekilleri olsun. Tamam o partilerde, bu milletvekilleri bu partilerden çıkabilir yani. Bütün yerde ihtilaf var. İhtilafınızı bir yan koyun. Gelin milletin vücudundan, yerinden, erzinden, namusundan barabarlıkla defa edelim. Sen yalgız hiçbir şey değil ki, ben de yalgız bir şey değilim. Yalgızlıktan bir şey olmaz. Bütünümüzün yanında belgeler var. İspat ediri. Yerlerimizin üzerine büyük bir muamere var. Ben bu program yoluyla davet ederim hepsini. Bir oturmaya, bir yerde otursunlar, birbirlerinin dövüşünde de müşkülası yoktu. Ama milletin maslahatı yanında gerek milletlerle o bu maslahattan defa etsinler. Peki bunu soracağım, son sorum olacak bunu sizden. Hani acaba 140. madde farzı kanun şeyin bitirir? Bu şekilde gittiyse. Ele karşı var bitirmez. Çünkü mukabil bunda iyi işleyipti, bizde ne işleyipti? Mukabil denilen Ahzab Kurya diyorum yani. Onların arkadaşları var. Amerika var, İsrail var, Britanya var. Bizim yoldaşlarımız muttehemdir yani. Türkiye ise muttehemdi, İran ise muttehemdi. Kalan devletler, devletlerdir mesela. Ve aynı vakitte Şialer de muttehemdiler. Onlar daha iyi işleyebilir. Biz gereken gücümüzü burada kullanmak, iyi bir şekilde kullanmak yani. Ki hiç korkmayak. Diyeğen ya devlet merkeziye, ya şa'b-ı Iraki, ya Basra milleti, Kerbela milleti, Divaniye milleti, bu 140. madde Irak'ı parçalar. Yok Türkman'ı parçalar, yok Türkman'ın vücuduna bir hatarı var. 140. madde bütün Iraklara zararı var, Basra'ya da zararı var, Salahaddin'e zararı var, Musul'da da zararı var, Diyara'ya da zararı var, Bağda'da da zararı var. Ben bunu selaşırım, vakti olsa delilden selaşırım bunlar, arkamla selaşırım yani. Yani Manatık Mutanazi'a'da Bağda'da var, Manatık Mutanazi'a Diyara'da var, Manatık Mutanazi'a'da Basra'da var, Manatık Mutanazi'a Kerbela'da var, Manatık Mutanazi'a Necef'te var, Manatık Mutanazi'a Musul'da var, Kerkik'de var. Eden Irak'ın üç rübe'ye Manatık Mutanazi'a kadıya ki kadıyası da. Ona göre iş ister, bu işte de tabaka ederim, edebilirlik işleyelim. Ama bugüne kadar işlemlerin işi taksir var Moğla'da. Bu inşallah temennimiz budur bu taksirler. Bir yan olsunlar. Kardeşlikten ve barabarlıktan, vatançılıktan, Irakçılıktan, Türkmançılıktan ki gelelim bu yerlerden ve bu Irak'tan ve bu Irak'ın yerinden, Irak'ın birliğinden iyi bir şekilde defa edelim. İnşallah. Çok sağ olun. Sağ olasınız. Teşekkürler sizden. Programımıza katıldığınız için ve çok memnunum sizden. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programımız Ameliyat Fardıl Kanunu üzerineydi. Ve Irak'ta ne şekilde Ameliyat Fardıl Kanunu oldu ve bu hükümet ne şekilde elin koydu bölgelere ki bu bölgelerde büyük bir sıkıntılar var idi. Milletin isteği üzerine devlet iradasını farz etti bölgelerde. Sayın seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Başka programlara tekrar karşınızda olalım. Hoşça kalın.